neden hizmet vermiyorlar? Neden sizlerin dertlerini dinlemiyorlar? Kale almıyorlar? İşte sizlerin konusunda sizlerin düşüncelerini alacak, hizmetlerini de öyle vermeye devam edecek. Onun için kadınlarımıza, gençlerimize iş olanakları sağlayacak. Vakit Efendi'nin gülümseyen yüzü. Bir insan sabahının belediye başkanı. Değişimi başlatan kadın. Türk Efendi'nin bir kızı. Sevgili Gültepe'liler, sevgili Merkez Efendiler, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Başkanım beni her mitinginizde çok güzel anlatıyor, sağ olsun. Evet, aslen Bekirliliyim, evliyim. Eşim Denizli'nin yerlisi, İrbadı Mahallesi'nden. Bir tane oğlum var 8 yaşında. Denizli'mizde hak hukuk arayan 16 yıllık avukatım. Partimin hemen hemen her kademesinde çalıştım. Son olarak da Merkez Efendi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiydim. İşte burada, Merkez Efendi Belediyesi meclis üyesiyken belediyedeki yanlışlıkları, israfı, ötekileştirmeleri, kayırmaları, bu yaptıklarını daha ucuza mal ederiz diye aynı zamanda bir Merkez Efendi olarak, bir kadın olarak, bir anne olarak Merkez Efendi ile ilgili hayallerim ve projelerim olduğu için bu yola çıktım. Hoş geldin. Bu yola çıkarken projelerim hazırdı. Fakat 24 Haziran sürecinden sonra hani ülke çok güzel olacaktı ya, döviz düşecekti, faizler inecekti, işsizlik bitecekti Haziran'dan sonra. Ama ne oldu? Hepimiz borçlu değil miyiz? Bankalara borçluyuz. Kredi kartımızı ödeyemedik, borç çektik. Düğün yaptık, bankadan borç aldık. İşte bu ekonomide gençlerimizi kalifiye eleman olarak yetiştirmek istiyoruz. Bölgem biliyorsunuz tarım bölgesi değil. Bir sanayi için halk düğünleri yapardı. Her zaman eleştirmişimdir. Sevgili Gültepe'liler, halk günleri makam odalarında yapılmaz. Halk günleri dertler dert yerinde dinlenir. Size söz veriyorum. Onlar gibi olmayacağız. Onlar gibi kin gütmeyeceğiz. Onlar gibi ötekileştirmeyeceğiz. Sizlerle buralarda toplanacağız. Bu mahallenin sorunlarını birlikte çözeceğiz. Dertleri dert yerinde dinleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey çıkarmış yine. Beni kendiyle karıştırıyor. Çeliz gelirse hepinizi işten çıkarır demiş. Ama şunu unutuyor. Biz Cumhuriyet Halk Partililerle çalışan tüm arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Hiç kimse işinden olmayacak. Hatta sendikal hakları, 5 yılda verilmeyen sendikal hakları ve ikramiyeleri de 1 Nisan'dan itibaren verilecek. Kezde Merkez Efendi'nin belediyesinin borcu vardır. Ha, niye saklıyor bilmiyorum. Ödeyemeyecek galiba. Neyse ben onları öderim. Sorun yok, sıkıntı yok. Bugün buraya destek istemeye geldik, güç istemeye geldik. Ben bu enerjiyi burada görüyorum. Her gün büyüyerek çalışıyoruz. Merkez Efendiler beni bir kızı yerine koydu, bir kardeşi yerine koydu. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursanız onu fark etmez. Bu bir yerel seçim. Sizler zaten belediyenin ötekileştirmelerini gördünüz.
Öğretime dair hiçbir şey yok gördünüz. Bunlar sosyal belediyeciliği karıştırıyorlar. Bunlar bilmezler ki sosyal demokratlığı. Bunlar sosyal belediyeciliği kendi partilisini 3 defa Çanakkale'ye götürmek sanıyorlar maalesef. Size söz veriyorum. Size söz veriyorum. Asla böyle bir anlayışımız olmayacak. Tabii ki de Çanakkale'ye gideceğiz. O ruhu her genç arkadaşım tadacak. Ama büyüklerin gitmesinde bir ekonomik ve sosyal durum kısıtlısı gelecek. Bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursanız olun fark etmez. Sizler zaten sıkıntıyı gördünüz. İşsizliği gördünüz. Ekonomik krizi gördünüz. Pazar fiyatlarını gördünüz. Pazarcıların halini gördünüz. Pazarcılarımıza yer vereceğiz. Yerli üreticimize yer vereceğiz. Başkan senin seçmesini seçeriz de kayyum atılmazsa o yıl. Hayır, bana bir şey olmaz. O yüzden sizden destek istiyoruz. Ben buranın desteğine inancım tam. Sorgulamıyorum ama bu geceden itibaren şunu istiyorum. Herkes yanında gelirken 31 Mart'ta bir kişiyi daha getirsin. Bir kişiyi daha ikna etsin. Onu istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Size umut değil, müjde veriyorum. 1 Nisan sabahı